Auschwitz, on disait, nous ne savions pas. 50 ans plus tard, devant Sarajevo, on dit, nous ne comprenons pas. Eh bien, nous avons voulu comprendre. De quoi se souviennent les statues? Que savent-elles? Partagent-elles notre confusion? La nourrissent-elles? Notre mémoire se brouille, mais c'est celle en nous d'une Europe qui tarde à savoir qui elle est, ce qu'elle veut et ce qu'elle peut encore. Il faudra bien pourtant qu'elle réponde si nous ne voulons pas qu'il soit dit « L'Europe est morte à Sarajevo ». Bosna'da 3 yıldır devam eden savaşla ilgili dünyanın çeşitli ülkelerinde pek çok belgesel yapıldı. Biraz evvel görüntülerini izlediğiniz Fransız yazar ve yönetmen Bernard-Henri Lévy'nin Bosna filmi de bunlar arasında belki de en etkili olanlarından biriydi. Film bugünlerde Türkiye'de de gösterimde. Lévy'nin filminde de Bosna Hersek hakkında hazırlanan diğer belgesellerde olduğu gibi Boşnakların ve özellikle de Müslümanların drama anlatılıyor. Savaşın bu zavallı insanlara neler yaptığı işleniyor. İşte biz de bu gece Pusula ekibiyle birlikte sizlere farklı bir Bosna Hersek belgeseli hazırladık. Avrupa'nın Bosna'da neler yitirdiğini, insanlığın burada neler kaybettiğini ve Avrupa'yı bekleyen tehlikeleri inceledik bu belgeselde. Şimdi hazır olun, pusulamız dönmeye başlıyor. Bosna Hersek'te bugün yaşananları daha iyi anlayabilmek için öncelikle biraz geriye gidip neden diye sormamız gerekiyor. Neden? Farklı kültürlerden, farklı dinlerden insanların barış içinde bir arada yaşadığı bu güzelim ülke neden bu hale geldi? Daha önce birlikte yaşayan insanlar bir sabah uyanıp birbirlerinden nefret eder hale nasıl geldiler? Her şey bu adamın, Sırbistan Devlet Başkanı Slobodan Milošević'in 1987'de Kosova'da yaptığı konuşmayla başladı. Milošević konuşmasını aşırı Sırp milliyetçilerinin ünlü sloganıyla bitirdi. Sırpları yalnız birlik kurtarır. Milošević'in amacı Yugoslavya'daki Sırpları birleştirmek ve Büyük Sırbistan'ı kurmaktı. Böylece tek başına iktidara gelmek istiyordu. Ancak Milošević'in kışkırttığı milliyetçi duygular sonunda öyle bir noktaya ulaştı ki bunları kendisi bile kontrol edemez hale geldi. Kışkırtılan Sırp milliyetçiliği çok geçmeden karşısında rakip milliyetçilikler doğurdu ve onlarla mücadeleye başladı. İşte bu çekişme de güzelim bir ülkenin sonunu getirdi.
Sırpları yalnız birlik kurtarır. Sırpların 4C dedikleri bu ünlü slogan, yüzyılımızın en kanlı iç savaşlarından birini başlattı. Aşırı Sırp milliyetçisi Çetniklerin ilk hedefi Hırvatistan oldu. Amaç Büyük Sırbistan sınırları içinde kalan bölgelerdeki Hırvatları temizlemekti. Bu yüzden uzun yıllar birlikte yaşayan Sırplar ve Hırvatlar birbirlerine düşman oldular. Sırpların yaşadığı bölgeler birer savaş alanına dönüştü. Sırp ordusu Vukovar şehrini tam 90 gün aralıksız bombardımana tuttu. Vukovar'ı yerle bir eden Sırplar Hırvat topraklarının 1/3'ünü ele geçirdiler. Dünya bütün bu olanları bir iç savaş olarak niteleyip karışmamakta ısrar ettikçe Sırplar cesaretlendiler. Çetniklerin ikinci ve asıl büyük hedefi ise Bosna Hersek'ti. Ama Sırpların, Hırvatların ve Müslümanların bir arada yaşadığı Bosna'da bir savaş çıkabileceğine kimseler ihtimal vermiyordu. Üç büyük dinin iç içe yaşadığı ve Avrupa'da hoşgörünün sembolü haline gelmiş Saraybosna'nın karışabileceği kimsenin aklından geçmiyordu. Ama kışkırtılan Sırp milliyetçiliğinin önünde kimse duramadı. Saraybosna'da 5 Nisan 1992'de konuşmaya başlayan silahlar bir daha susmadı. Bu yüzden aileler parçalandı. O güne kadar Müslümanlarla iç içe yaşayan Sırplar, yakın arkadaşlarını hatta akrabalarını bile Sırp olmadıkları için katletmeye başladılar. Sırpların lideri Radovan Karadžić, bir zamanlar yan yana çalıştığı Alija Izetbegović'i bir numaralı düşmanı ilan etti. Çetnikler önce Bosna'da Sırpların yaşadığı bölgelerdeki Müslümanlara saldırdılar. Bu etnik temizlik yüzünden Bosna Hersek'te son 3 yıl içinde 200 binden fazla insan hayatını kaybetti. Sırplar Bosna Hersek'in %70'ini ele geçirdiler. Tabii bütün bu durum Bosna'nın başkenti Saraybosna'ya da yansıdı. Çetnikler şehrin etrafındaki yüksek tepelere yerleşip Saraybosna'yı kuşattılar. Ardından bombardıman ve sniper ateşi başladı. Batı dünyası bu olaya daha fazla seyirci kalamayacağını anlayıp Bosna'ya barış gücü askerleri yolladı. Bunların amaçları burada ve diğer bölgelerde Sırp kuşatması altında kalan halka insani yardım getirmek ve onları korumaktı. Ama dünya Sırpların yaptıklarına o kadar kayıtsız kaldı ki sonunda sivil halkı korumaya gelen Birleşmiş Milletler askerleri kendilerini bile koruyamaz hale geldiler. Avrupa bu defa barış gücü askerlerini korumak için yeni birlikler göndermek zorunda kaldı. Bosna Hersek'te 3 yıldır devam eden savaş neden bir türlü durdurulamıyor? Bosna'da bundan sonra neler olacak? Ayrılmayın, pusulamız kısa bir aradan sonra dönmeye devam edecek. Bosna'daki savaş neden durdurulamıyor? Bu savaşı durdurmak için neler yapılmalı? Batı dünyası Bosna konusunda neden aynı hataları tekrarlıyor? Pusulamız dönmeye devam ediyor. Saraybosna eskiden Bosna'nın sarayıydı. Ama Sırplar yüzünden şimdi ortada ne Bosna kaldı ne de saray. Şehrin en önemli sembollerinden biri olan bu kütüphane Osmanlı ve Avusturya-Macaristan imparatorluklarının mirasıyla birlikte yerle bir oldu. Avrupa'nın üzerine kurulu olduğu bir arada barış içinde yaşama ilkeleri de bu saray gibi şehrin ve bu kütüphanenin yıkıntıları arasında kaldı.
Bundan önceki Pusula programını buradan Saraybosna'dan canlı olarak yayınlamış ve gelişmeleri sizlere anında aktarmıştık. Aradan geçen iki hafta süresince Bosna Hersek sorunu uluslararası bir nitelik kazandı. Birleşmiş Milletler tarafsız olduğu gerekçesiyle burada olup biteni görmezlikten gelirken sonunda kendisini savaşın içinde buluverdi. Avrupa buraya bakıp gözlerini kapatırken iş başa düşünce ne yapacağını şaşırdı. Sırpların Birleşmiş Milletler rehinelerini serbest bırakması da buradaki sorunu çözemedi. İşte biz de bu gece sizlere farklı bir program hazırladık. Buradaki zavallı insanların dramını artık bilmeyen kalmadı. Biz de istedik ki Bosna Hersek sorunu uluslararası bir nitelik kazanmışken buradaki durumu bir de yabancılar anlatsın. Bütün bu olan biteni bir de onların gözüyle görelim. Ama bunlar öyle insanlar olmalıydı ki hem tarafsız olmalılar hem de buradakilerin 3 yıldır neler çektiklerini çok iyi bilmeliler. Sonunda aradığımız kişileri bulduk. İşte size çok farklı bir Bosna Hersek belgeseli. Saraybosna'da gönüllü itfaiyecilik yapıyorum. Bir süre Amerikan ordusunda deniz komandosuydum. Sonra inşaat işçiliği yaptım. Bundan 3 yıl önce Bosna Hersek'te olanları görünce eşyalarımı ve arabamı satıp buraya bu zavallı insanlara yardım etmeye geldim. O zamandan beri de Saraybosna'daki hemen hemen bütün olaylarda buradaki halka yardım etmeye çalışıyorum. My name is Angela Johnston. I'm from Orlando, Florida. Ben Angela Johnston. Ben de Amerikalıyım. Amerika'da itfaiyeci ve can kurtaran olarak çalışıyordum. Buradaki insanlara yardım etmek için yaklaşık 2 yıl önce Saraybosna'ya geldim. Şimdi John'la birlikte burada bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdiye kadar hiçbir acil durum çağrısını geri çevirmedik. Şehirde herhangi bir yerde olay olduğunda ilk giden genellikle biz oluruz. Oradakilere yardım etmeye çalışırız. İşimizi yaparken çoğu zaman biz de ateş altında kalırız. Böyle çok tehlike atlattık. Ama 24 Mayıs'ta gittiğimiz yangında başımıza gelenler hepsinden beterdi. O gün Sırp bombardımanı sırasında yanan bir evi söndürmeye gitmiştik. Tam işimizi yapıyorduk ki Sırplar arabalarımıza ve kamyonumuza saldırdılar. Araçlarımızın bulunduğu yol bombardımana tutuldu. Ayrıca Sırp sniperları yüzünden kurtarmak için geldiğimiz yanan evin içinde kaldık. Bir yere kıpırdayamadık. The shells were still coming down. O gün o evde birkaç yabancı gazeteciyle birlikte kısılmış kalmıştık. Sırplar özellikle bize ateş ediyorlardı. John yola çıkmaya çalışırken bombalardan biri çok yakınına düştü. Get your head cut off.
Her şey gözlerimin önünde olup bitmişti. Neyse ki ona bir şey olmadı. O an orada evi yanmış insanlar gibi son derece aciz olduğumu hissettim. Elimden hiçbir şey gelmiyordu. Çok korktum. Patlamayla birlikte yana savruldum. O an kendi kendime tamam herhalde vuruldum, bitti diye düşündüm. Ama şarapnel parçaları aşağı kadar gelememişti. Çok şanslıydım. Biraz daha yukarıda olsam işim bitikti. O gün Saraybosna'daki savaş açısından bir dönüm noktasıydı. Çünkü Sırplar ilk defa doğrudan bize ateş ediyorlardı. Daha önce oradaki insanlara ya da boşnak askerlerine ve hatta gazetecilere ateş ettiklerini çok görmüştük. Ama bu defa asıl hedef bizdik. Telsizle Birleşmiş Milletler karargahından yardım istedim. Ama bombardıman yüzünden uzunca bir süre yola çıkamadılar. Sonunda bir Fransız zırhlısı gelip hayatımızı kurtardı. Oradaki yabancı gazetecilerle birlikte zırhlıya koştuk. Neyse ki o an üzerimize ateş eden olmadı. Biz kurtulmuştuk ama kamyonumuz bir hafta boyunca orada kaldı. Birleşmiş Milletler askerleri bütün ricalarımıza rağmen kamyonumuzu oradan çekmemiz için yardımcı olmadı. Çünkü o yol sürekli Sırp ateşi altındaydı. Sırplara hedef olmaktan korkuyorlardı. Sonunda beklediğimiz yardımı Saraybosnalı itfaiyecilerden aldık ve olaydan bir hafta sonra kamyonumuzu kurtarmaya karar verdik. O gün hava yağmurluydu. Bu yüzden işimiz daha kolay olabilirdi. Bosnalı itfaiyeciler ateş altındaki kamyona doğru gittiler. İtfaiye aracımızın bütün lastikleri saldırıda patlamıştı. Ayrıca Sırplar kamyonumuzun akülerini de sökmüşlerdi. O yüzden önce kamyonun yanına aküleri götürdük. O sırada ben de itfaiyeci arkadaşları koruyordum. O an ne garip diye düşündüm. Bizler bu insanlara yardım için buradayız ama onlar bize yardım ediyorlar. Kendi hayatlarını bizim için tehlikeye atıyorlar. Götürdüğümüz aküler işe yaramamıştı. Lastikleri değiştirdiler. Ama kamyonu çalıştırmak mümkün değildi. Bunun üzerine boşnaklar kararlarını hemen verdiler. Bizim kamyonu ateş altından çekmek için kendi kamyonlarını tehlikeye atacaklardı. O an ne yapacağımı şaşırdım. Kamyonun yanına gidemiyordum çünkü Sırpların bana ateş etme ihtimali vardı. Beklemekten başka seçeneğim kalmamıştı. Bu arada birkaç sniper atışı duyuldu. Sırpların her şeyi gördüğünden emindim ama ne yapabileceklerini kestiremiyordum. Şayet saldırırlarsa şimdi saldırırlar diye düşündüm içimden. Çünkü şu an saldırırlarsa bir taşla iki kuş vururlardı. Hepimiz nefesimizi tutmuş bekliyorduk. Neyse ki itfaiyeciler kamyonumuzu sağ salim atış alanından çıkardılar. O an iki el sniper sesi duyuldu. Sanki Sırplar bizimle alay ediyorlardı. Peki o. Kamyonumuz şarapnel parçaları ve sniper mermileri yüzünden delik deşik olmuştu. İçindeki bütün aletleri ve benzini Sırplar çalmıştı. Ama gene de mutluyduk. Orada hep beraber bunu kutladık. When I came here, I was expecting the danger in the shells.
Saraybosna'ya ilk geldiğimde, ne yalan söyleyeyim, oldukça korkmuştum. Sürekli ateş altında yaşamak, Sırp tetikçilerle saklambaç oynamak, gözümün önünde öldürülen kadınları, çocukları görmek. Bunlar bir süre sonra insanı çok yıpratıyor. İşim yüzünden çok zor anlar yaşadım. İnsanlar gözlerimin önünde yanarak can verdi. O an işimi yapmalıyım diye düşünüp korkuyu aklıma getirmemeye çalışıyorum. Biz burada kendimizi bu zavallı insanlara yardım için tehlikeye atıyoruz. Ama doğrusu bu konuda kimselerden destek göremiyoruz. Burada Gophers adlı bir örgüt kurduk. Birleşmiş Milletler'den burada itfaiyecilik ve kurtarma çalışmaları yapmak için yetki aldık. Ama bu çok zor oldu. Çünkü itfaiye ve kurtarma hizmetleri Birleşmiş Milletler'e göre insani yardım kapsamına girmiyordu. Bunu anlayabilmek mümkün değil. Onlara göre insani yardım sadece un ve fasulyeden ibaret. Ama bombardıman altındaki insanların, yanan binalardaki çocukların yardımına koşmak için çabalayanların yaptıklarını insani yardım olarak görmüyorlar. Ben savaşın başından beri buradayım. Saraybosna'da açlıktan ölen bir tek insan olmadı. Ölenlerin çoğu ya bombardımanda, ya yangında, ya da sniper yüzünden hayatlarını kaybettiler. Yani bu insanların korunmaya ihtiyacı var. Neyse, sonunda Birleşmiş Milletler'e kendimizi kabul ettirdik. Birkaç hurda zırhlı araç, bir kamyon ve gerekli aletleri alabilecek kadar para bulabildik. Ama bu yıl Birleşmiş Milletler paraları kalmadığı gerekçesiyle bize bu yardımı da kesti. Şu anda beş parasızız. Fransız askerleri sağ olsunlar bize benzin veriyorlar. Yiyeceklerimizi de buradaki insanlar sağlıyor. Burada adeta onlardan biri gibi olduk. Bize resmen bu zavallı insanlar sahip çıkıyor. Ben de burada evlendim. Kocam da Amerikalı. Burada Uluslararası Kızıl Aç'ta çalışıyor. Üç yıldır buradayım. Bugüne kadar yüzlerce insanın hayatını kurtardığımı söyleyebilirim. Kesin rakam vermek çok güç çünkü olaylar o kadar üst üste geliyor ki neler yaptığımızın dökümünü tutmak çok zor. Geldiğimde Saraybosna itfaiyesi işlemez durumdaydı. Dış ülkelerden yardım ve malzeme sağladık. Halkla el ele verip itfaiyeyi yeniden işletmeyi başardık. Kışın buradaki herkes gibi biz de yokluk çektik, aç kaldık. Bu insanlar giderek bizi tanıdılar ve benimsediler. Burada çok sağlam dostluklar kurduk. Evet, John'u tanıyorum. Bizim itfaiyecilerimizle birlikte çalışıyor. Çok cesur ve çok iyi bir insan. Bu şehir için çok şeyler yaptı. Bütün imkanlarını kullanıp Amerika'dan buraya itfaiye araçları getirtti. O elinden geldiği kadar bize ve bu şehre yardım etmeye çalışıyor. Birleşmiş Milletler'in yavaş işleyen bürokrasisine takılmıyor. O yüzden Birleşmiş Milletler askerlerinin yapamadığını yapıyor. Kendi çabalarıyla çok iyi işler başarıyor. John hakkında çok fazla bilgim yok. Ama savaşın başında buradaki itfaiyecilere yardım için alet ve giysi getirdi. Amerika'dan yardım toplamaya çalıştı. Buradaki itfaiye onun çabalarıyla yeniden işlemeye başladı. Buradakiler şimdi beni de tanımaya başladılar. Ama bazıları benim kadın olduğumu görünce yadırgıyor. Hastalara yardım ederken neyse de yangın alanında iş elbiseleri içinde beni görenler ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Buradakiler kadın itfaiyeci görmeye pek alışmamışlar. Ama benim pek umurumda değil. Ben işimi çok seviyorum. Sakin geçen günlerde istasyonda kalıp buraları toparlıyorum. Şu anda John'la birlikte maddi yardım bulmaya çalışıyoruz. Çünkü Birleşmiş Milletler bize yardım etmiyor. Daha çok itfaiyeciye ve bunun içinde paraya ihtiyacımız var. Şu anda dünyanın çeşitli ülkelerinden 200 kadar gönüllü itfaiyeci buraya bize yardıma gelmek istiyor. Ama onları buraya getirecek para bulamıyoruz.
Paramız olsa Bosna'ya gelip hiçbir ücret almadan gönüllü olarak buradaki insanlara yardım edecekler. Ama para bulamıyoruz. Birleşmiş Milletler para vermiyor. Bizler Amerikan vatandaşıyız. Ama kendi hükümetimiz bu yaptığımız iş için bize bugüne kadar tek kuruş bile vermedi. Düşünebiliyor musunuz? Kendi devletimiz bize yardım etmiyor. İnsan haklarından sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Richard Holbrooke'la bizzat ben kendim konuştum. Bana Saraybosna'daki Amerikan Büyükelçiliği kapansa bile sizin çalışmalarınızın devamı için elimden geleni yapacağım demişti. Para sağlayacağına söz vermişti. Ama iki ay oldu, hiçbir haber yok. Amerikan hükümeti bence bizim burada olmamızdan çok rahatsız. Çünkü onların yapmaya cesaret edemediği işi biz yapıyoruz. Dünyanın diğer bölgelerine, diğer ülkelerine gelince, insan hakları diye mangalda kül bırakmayan Amerikan yönetimi Bosna'daki hiçbir şeye karışmak istemiyor. Bakın, benim dedem Birinci Dünya Savaşı'nda, babam da İkinci Dünya Savaşı'nda buralarda savaşmış. Amerikan hükümeti bu sorun bizi ilgilendirmez deyip burada olanları görmezlikten geliyor. Oysa önemli olan sorun küçükken gerekli önlemleri alıp müdahale etmektir. Yoksa sorun öyle bir büyür ki o zaman neye uğradığınızı şaşırırsınız. İşte bugünlerde bütün dünya hatasını fark ediyor. Şu anda buradaki Birleşmiş Milletler askerleri tamamıyla etkisiz durumdalar. Evet buradalar ama varlıklarıyla yoklukları bir. Hiçbir şey yapmadan öylece bekliyorlar. Üstüne üstlük her geçen gün de Sırplar karşısında küçük düşürülüyorlar. Bugünlerde Bosna önemli bir dönüm noktasında. Buradaki savaşın gidişatı artık değişiyor. Geçen gün Sırplar Birleşmiş Milletler'in bir bakım deposuna büyük çaplı roketlerle saldırdılar. Olay yerine geldiğimizde içeride kimsenin olup olmadığını kontrol ettik. Neyse ki bombardıman olduğunda binada kimse yokmuş. Yoksa bu bombardımandan sağ kurtulmaları mümkün olmazdı. Elimizdeki imkanlarla derhal oradaki yangını söndürmeye çalıştık. Aslında tehlike çok büyüktü. Çünkü orada bir gaz kaçağı vardı. Bina her an havaya uçabilirdi. Şansımız yaver gitti de yangını söndürebildik. Sırplar ilk kez o gün Birleşmiş Milletleri doğrudan hedef almışlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse şu anda barış gücü askerlerinin yerinde olmak istemezdim. Çünkü niçin burada olduklarını onlar da tam olarak anlayabilmiş değiller. Ne yardım edebiliyorlar, ne kendilerini koruyabiliyorlar, ne de buradan çıkıp gidebiliyorlar. Sanki burada kısılıp kalmış gibiler. Bence hepsi de bürokrasinin esiri olmuş durumda. Çok konuşuluyor ama hareket yok. Şimdi buraya yeni askerler geliyor. Ama görevleri sivil halkı korumak değil, kendi askerlerini korumak. Böyle bir şeyi insanın mantığı almıyor. Uluslararası politika ve uluslararası dünya açısından olaya bakıldığı zaman hiçbir olumlu gidişat görünmüyor. Çünkü hala yanlışta ısrar ediliyor. Yanlış nedir? Yanlış şu. Bir defa oraya gönderilen askerlerin elinde bulunan mandate'i yanlış. Yani sadece yardım konvoylarını, gıda konvoylarını taşımak, onlara yardımcı olmak, onların geçişini sağlamak için oradalar. Artık 1992 yılındaki şartlar değişmiş durumda. Dolayısıyla bu askerlerin ya oradan çekilmesi lazım belli yerlerden, yahut da bu askerlerin orada güçlendirilmesi ve Bosnalılara silah ambargosunun kaldırılarak havadan Sırp ağır toplarının vurulması ve böylece Bosna ordusunun başarısına yardımcı olunması lazım. Çünkü uluslararası dünyadan beklenen şu olmalıdır. Demokratik güçleri, çok kültürlü bir toplum yapısını savunan güçleri ve Bosna'nın bütünlüğünü savunan güçleri desteklemesi gerekir. İlkel manada milliyetçilik, ırkçılık yapan güçlere yardımcı olmaması gerekir. Onları karşısına alması gerekir. Maalesef Bosna'da işin başından beri bu prensiplere uyulmadı. Savaş bence insanoğlunun başına gelebilecek en büyük felaket. Çünkü insanların yok olmasına yol açan bu felaketi gene insanoğlu yaratıyor. Benim işim hayat kurtarmak. Daha önce depremlerde ya da büyük yangınlarda çalıştım.
ama bu savaşı anlayamıyorum. Daha önce bir arada yaşayan bu insanlar bu güzelim ülkeyi nasıl böyle mahvedebilirler? Bunu benim anlayabilmem mümkün değil. Ama bildiğim bir şey var ki, savaş buradaki insanların yüreklerini katılaştırıyor. Anasız babasız kalmış çocuklar görüyorum. Yaralanmış ya da annesi babası gözleri önünde öldürülmüş her küçük çocuk bu travmanın izlerini geleceğe taşıyacak. Bu savaşın izleri görünenden çok daha derin. Bir gün gelir bu savaş biter. Bu binaların yerine yenisi yapılır. Ama insanların beyinlerine kazınan o nefreti söküp atmak mümkün değil. Bosna'yı bundan sonra neler bekliyor? Buradaki savaş bir dönüm noktasına gelmişken Birleşmiş Milletler ne yapmaya çalışıyor? Boşnaklar NATO'dan neler bekliyor? Kısa bir aradan sonra pusulamız dönmeye devam edecek. Saraybosna bir zamanlar farklı kültürden insanların, farklı dinlerin bir arada yaşadığı bir şehirmiş. Burası Avrupa'da hoşgörünün sembolüymüş. Bu şehrin başına gelenler aslında Batı dünyasının üzerine kurulu olduğu bütün değerlerin çöküşü anlamına geliyor. Evet, Avrupa Saraybosna'da öldü. Bunu hala anlamıyorlar. Bu gidişle 21. yüzyılda bambaşka değerler hakim olacak. Uluslararası hukukun, düzenin hiçbir önemi kalmayacak. Elinde güç olan istediği gibi sınırları değiştirebilecek. Bu da tam bir kaos demek. Buraya ilk geldiğim günlerde Birleşmiş Milletler'in bu insanlara gıda yardımı yaptığını görüp seviniyordum. Ama sonra burada neler olup bittiğini daha iyi anlamaya başlayınca bu gıda yardımının aslında sorunu çözmekle hiçbir ilgisi olmadığının farkına vardım. Sırplar ellerindeki ağır silahlar ve sniperlarla bu zavallı insanları vuruyorlardı. Dış dünyada sürekli ölüm korkusu altında yaşayan boşnakları doyurmaya çalışıyordu. Oysa bu insanların korunmaya ya da en azından kendilerini korumaya ihtiyacı vardı. Buraya uygulanan silah ambargosu yüzünden boşnaklar hiçbir şey yapamıyorlardı. Bence bu büyük bir haksızlık. Bu durum devam ettikçe de Bosna'daki savaş bence uzar gider. Biz buna karşı gücümüz yettiğince bu insanlara yardım etmek istiyoruz. Samimiyetle şunu söylemek istiyorum. Şu anda para başta olmak üzere her türlü yardıma ihtiyacımız var. Dünyanın her yerinden ve tabii Türkiye'den buraya gelip gönüllü olarak bize yardım etmek isteyen itfaiyecilere, ilk yardım uzmanlarına ve doktorlara ihtiyacımız var. Bunun için telefon numaraları vereyim. Lütfen bunları Türkiye'de duyurun. Bize katılmak ya da yardım etmek isteyenler bizi arayabilir ya da bize faks çekebilirler. Telefon numaramız 001-202-289-10-10. Faks numaramızsa 001-202-289-10-20. Kendi hükümetimiz bize verdiği sözü tutmadı ve burada bizi beş parasız bıraktı. O yüzden herkesten yardım bekliyoruz. Çünkü bizler buradaki çalışmalarımızı sürdürmek istiyoruz. Çünkü buradaki insanların buna ihtiyaçları var. Ayrıca Saraybosna İtfaiye Teşkilatı'nın da acil desteğe ihtiyacı var.
Biz Saraybosna itfaiyesi olarak bugüne kadar 3000'den fazla yangına ve bombalama olayına müdahale ettik. Sırplar bizi de hedef alıyorlar. Savaşın başından beri adamlarımın 1/3'ü görevleri başında Sırplar tarafından öldürüldü. Şu anda yangınlarla baş edecek teknik olanaklarımız çok kısıtlı. Şimdiye kadar Amerika, İngiltere, Avusturya, Fransa ve İtalya bize teknik malzeme yolladı. Ama şunu üzüntüyle söylemek istiyorum ki bugüne kadar hiçbir İslam ülkesinden hiçbir yardım almadık. Burada Müslümanlara karşı bir savaş devam ediyor. Sırplar Müslümanları yok etmeye uğraşıyorlar. Ama hiçbir Müslüman ülke teşkilatımıza yardım etmiyor. Bu duruma çok üzülüyoruz. Acil olarak itfaiye kamyonlarına ihtiyacımız var. Armia Beyha. Buradaki savaş şimdi yepyeni bir dönüm noktasına geldi. Savaşın başında bocalayan, ağır silahlara sahip Sırp ordusu karşısında ezilen boşnaklar şimdi organize olup silahlandılar. İlk geldiğimde kişisel çabalarla ayakta duran askeri birlikler şimdi belli bir hiyerarşi ve disiplin içinde. Üstelik Sırplara karşı başarılar da elde ediliyor. Tabii bu durum Sırpları daha da saldırganlaştırıyor. Ben John'dan daha karamsarım. Boşnaklar ne kadar silahlanırsa silahlansın, Avrupalılar burada olduğu sürece bu savaş uzar. Çünkü Batı dünyası Sırplara sürekli taviz veriyor. Oysa gerektiğinde sert çıkabilmeli, geri adım atılmamalı. Avrupa ve Amerika buradaki insanlık dramına karşı neden daha ciddi adımlar atmıyor bunu anlayamıyorum. Halbuki Batı istese Sırplara karşı sert bir tavır sergiler ve bu savaşı çok kısa sürede bitirebilirdi. Aslında yani Sırpların elinde bulunan silahların imha edilmesi çok kolay bir iş askeri açıdan. Askeri uzmanlar da aynı görüşteler. Bir defa bu özellikle toplara, radarlara bağlı toplar vardır. Amerikan silahları. Bunlarla Sırpların yüksek mevzilerde mevzilenmiş olan toplarını tahrip etmek mümkün. Ayrıca özellikle Bosna'nın hava sahası üzerinde 2,5 yıla aşkın bir süredir bütün Amerikan, Türk, Fransız, İngiliz uçakları uçuyor. Bunlar yeterince istihbarat toplamış durumdalar. Yani Sırp silahlarının toplarının nerede olduğunu gayet iyi biliyorlar. Hangi hedefe neyle ateş edeceklerini gayet iyi biliyorlar. Hangi silah depolarının nerede bulunduğunu biliyorlar. İsterlerse Sırpları çok rahat incitebilirler. Yani silah ambargosunun kaldırılıp Sırp hedeflerinin havadan yoğun bir şekilde bombalanmasıyla Bosna ordusunun önünün açılması lazım. Ki böyle bir ihtimalle Bosna'daki savaş diyelim ki önümüzdeki aylarda başlarsa kış gelmeden bitebilir. Şu anda Bosna'da hiç kimse Birleşmiş Milletler'e güvenmiyor. Bunun için de haklı sebepleri var. Birleşmiş Milletler burada elle tutulur hiçbir şey yapamadı. Halkla konuştuğunuzda da bu güvensizliği hemen fark edersiniz. Hayır, ben artık Birleşmiş Milletler'e güvenmiyorum. O yüzden de bir şey yapabileceklerine inanmıyorum. Bence bizim kendimize güvenmemiz lazım. Birleşmiş Milletler Bosna'dan geri çekilmez. Bu bir çeşit ticaret. Yine her zamanki gibi hiçbir şey yapmadan burada kalmaya devam edeceklerdir. 3 yıldır hiçbir şey yapamadılar. Şimdi mi yapacaklar? Onlara inanmıyorum. Aslında buradaki insanların içinde öyle bir nefret var ki kolay değil. Bu savaş tıpkı bir kan davası gibi. Taraflar bugünkü şiddeti mazur göstermek için geçmişte yapılanları bahane ediyorlar. Bu yüzden de savaş devam ediyor. Ama bunu başlatan, bu fitili ateşleyen Sırplar. O yüzden önce onların yenilmesi gerekiyor. Bence şimdi sıra Müslümanlarda. Sonunda Sırplar ve Müslümanlar kozlarını paylaşacaklar. İşte ancak ondan sonra burada kalıcı bir çözüm bulunabilir. Yeah.
insanları, burada yaşadıklarımı hayatım boyunca unutamayacağım. Artık ben de Saraybosnalı oldum. Bir keresinde bir yangına gitmiştik. Daha önce bombalanmış bir evde yaşayanların üzerine bu defa fosfor bombası atılmıştı. Her yer duman içindeydi. Küçük bir kız çocuğu alevler arasına sıkışıp kalmıştı. Korku içinde bağırıp duruyordu. Kalasların arasından geçip onu kucağıma aldım ve dışarı çıkardım. Oradakiler annesinin ve babasının daha önceki bombardımanda öldüğünü söylediler. Biraz sakinleştikten sonra gözlerime baktı ve annemi, babamı ve evimizi geri istiyorum. Onları bana geri verin dedi. O an gözlerim doldu. Kelimeler boğazımda düğümlendi. O küçük kızın bakışlarını hayatım boyunca unutamayacağım. L'autre visage des enfants à Sarajevo. Moje ljubav.